Bugün Belçika'nın Antwerp ya da diğer adıyla Anver şehrindeyiz. Burası tam bir tüccar kenti. Eski zamanlarda da epey müreffeh bir yerdi. Ancak bu kentte bir iç savaş yaşandı. 17. yüzyılın başlarında bu alanda protestanlar ile katolikler arasında büyük bir gerilim vardı. Anver'in ya da Antwerp'in kontrolü İspanyol topraklarındaki Habsburg'lar yani katolikler ile kuzeydeki protestanlar arasında gidip geldi. Kuzeyli Hollandalılar İspanyol hakimiyetine karşı isyan başlatmışlardı. Bu durumu yalnızca dini fikirler konusunda bir çekişme olarak görmemek lazım. Ciddi bir şiddetten bahsediyoruz. Rubens'in tablosu da tam ateşkes imzalandığı dönemde yapılmış. Bu tablo, karşı reform diye adlandırılan dönemde Katolik ideolojisini güçlendirmek için yapılmış. Hristiyan mabetlerinde neredeyse her yerde imgeler olur, özellikle bazı mezheplerde reform ve karşı reform döneminde resim ve imge kullanımı tartışılan konular arasındaydı. O dönemde ikonoklazm denen ikonaların yakılıp yıkıldığı safalar yaşanıyordu. Özellikle Antwerp civarında pek çok ikonoklazm vakası yaşanmıştı. İkono, imge, tasvir, klazm da kırmak demek. Bu sebeple bu bölgede Kuzey Rönesansı'ndan pek bir eser günümüze ulaşamamıştır. O yüzden Rubens bu altar panosunu yaptığında iki açıdan önemli bir an yaşanıyordu öncelikle sanatçı İtalya'dan henüz dönmüştü. Dolayısıyla İtalyan Rönesansı'na, barok dönemine ve klasik antikiteye ait fikirler içine işlemişti. İkincisi, kuzeydeki Hollandalı vilayetlerle ateşkes imzalanmıştı, dolayısıyla Antwerp tekrar kendine gelecekti. Artık refah ve barış dönemine girilmişti. Kiliseler yeniden inşa edildiğinde büyük ölçekli eser siparişleri verilmeye başlandı. Siparişleri genelde zengin tüccarlar veriyordu. Şimdi gelin resmi inceleyelim çünkü bu bahsettiklerimiz orada da var. Bu üçlü resme triptik diyoruz ve bu gelenek Orta çağ kadar uzanıyor. Muhtemelen Rubens triptik yapmak istememişti ama aldığı sipariş buydu. Triptiklerde, triptiklerde daha doğrusu genelde ortada Meryem Ana ile çocuk İsa, yanlarda Aziz ve Azizeler olur. Rubens ise burada tek bir sahneyi anlatmış, İsa'nın çarmıha gerilmesini. Esas sahne orta panelde ama aynı olayın devamı yan panellerde görülebiliyor. Orta panelden başlayalım. Devasa bir İsa tasviri var. Onu çarmıha taşıyan adamlar epey kaslı. Michelangelo'nun Sistine Şapeli tavanına çizdiği figürler gibi. Hatta bu adamlar sanki daha kaslı görünüyor. Sirkte güç gösterisi yapan adamlar gibi. Rubens'in bu etkiyi özellikle şu adamla yakaladığını düşünüyorum. Bu figürler yalnızca kaba kuvvetten oluşuyor. Aslında fiziksel kuvvet Katolikler için önemli çünkü Efkaristiya ayininde kullanılan ekmek ve şarap, inanışa göre İsa'nın bedenine ve kanına dönüşür. Bazı protestan mezhepleri ise bunu reddetmiştir. Buradaki tabloda İsa'nın fiziksel olarak anda bulunan bir varlık olarak tasvirini görüyoruz. Artık orta çağdaki ruhani bir varlık olarak İsa yok, ağırlığı olan bir adam var. Çarmıha gerilme anı, Efkaristiya için önemli çünkü İsa'nın kanı burada dökülecek. Yani inanışa göre İsa kendini feda ederek insanlığı kurtaracak. Dolayısıyla Rubens için ve karşı reformun yaşandığı dönem için İsa'nın fiziksel bir varlık olması önemli bir konu. Katolikler, onlara tehdit oluşturan protestanlığa bu açılardan karşı çıkmış oluyor. Tablomuz Trento Konsili'nden 65 yıl sonra yapılmış. O konsilde Katolik Kilisesi, protestanların şüpheyle yaklaştığı Eftesya doktrinini bir kez daha teyit etmiştir. Az önce Rubens'in İtalyanlardan etkilendiğini söylemiştim ve bu söylediğimin arkasında duruyorum. Ama unutmayalım ki Rubens Kuzey Avrupalı bir ressam. Bunu da detaylara verdiği özenden anlayabiliriz. İtalyanlar insan vücudunu karmaşık duruşlarda resmetmiştir. Kuzeyliler ise minyatürü ön plana çıkaran bir gelenekten gelir. Dolayısıyla insan vücudunun yanı sıra mesela sağ üstteki ağacın yapraklarının detaylarıyla da ilgilenmişlerdir. Aynı şekilde sol alttaki köpeğin tüyleri veya zırhın parıltısı. Kısacası burada Van Eyck ve e, Van der Weyden gibi sanatçıların izinden giden kuzey geleneği ile Michelangelo'nun izinden giden İtalyan geleneğinin birleşimi söz konusu. Buna belki Caravaggio'nun barok geleneğini de ekleyebiliriz. Özellikle aydınlık ve karanlığın keskin ayrımı bu dediğime bir örnek olabilir. Rubens ayrıca Roma'da incelediği antik Yunan ve Roma heykellerinden ilham almış. Kasların ön plana çıkarılması, örneğin Laocoon de çok belirgindir ki Rubens, bu heykelin eskizini çizmiştir. Farnese Herkül heykelini de unutmayalım. Farnese'nin Herkül heykeli de e, önemli bir örnek. Bu kompozisyonda en göze çarpan özellik arkaya doğru uzanan köşegen çizgisi yani diagonal. Diyagonaller sahneye hareket kattığı için barok sanatında çok kullanılır. Gözümüz sağ alttan uzaktaki sol üste çıkmak ister. Bu sahneye bakınca pek çok fiil kullanasım geliyor çünkü her yerde hareket var. Çekme, itme, kaldırma, germe. Her şey bir süreç içinde gerçekleşiyor ama sonuçtan emin bile değiliz. İsa ve haç o kadar ağır görünüyor ki bu kaslı, kaba adamlar bile belki onları taşıyamayacak. Tipik bir barok sahnesi gibi her şey bizim yakınımızda oluyor. Sağ panelde mavi gökyüzünü görüyoruz ama onun dışında her şey bize çok yakın. Sanki biz de elimizi atsak bu işe suç ortağı olacak gibiyiz. Biraz da panelden bahsedelim. Aslında bu panelin yeri burası değildi. Yok edilen bir başka kiliseydi. Panel basamakların en üstündeydi ve panelin, panelin üstünde Tanrı imgesi vardı. Zaten İsa'nın bu sebeple yukarı baktığı düşünülüyor. İncil'de İsa'nın Tanrı'ya hitaben şöyle dediği yazar. Baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Evet, üstte Tanrı imgesinin yanında melekler ve bir pelikan vardı. Orta çağ geleneğinden beri pelikanların yavrularını beslemek için kendi göğüslerini gagalayıp kan akıttıklarına inanılır. Yani yine kendini adama kurban etme fikri. Unutmayın bu altar panosu yukarı konmuştu. Yani izleyiciler sahneye aşağıdan bakacaktı. Zaten paneller inanılmaz büyük. 4,5 metreden fazla bir genişlikte ve yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda. Paneller ilk başta Azize Valpurgis Kilisesi'nin esas sunak daha doğrusu bölümündeydi. Esas sunak bölümünde. Şimdi de gelin kanatlara bakalım. Sağ tarafta rakursi tekniğiyle çizilmiş bir at var ve binicisi de Romalı bir devlet memuru. Buradaki iki hırsız da çarmıha gerilecek. Sol panelde Meryem Ana ile Aziz Yuhanna var. Yas tutan, üzgün görünen Meryem Ana olacakları kabullenmiş gibi görünüyor. Erken Rönesans tablolarındaki gibi ağlamıyor. Bunun sebebi Trento konsilinde alınan bir karar karara göre Tanrı'nın annesi olarak imgelenen Meryem Ana, çizilen tasvirlerde duygusal açıdan güçlü ve dayanıklı bir figür olarak resmedilmeliydi. Bu bir triptik olduğu için kanatlar kapanabiliyor. Kanatların dışında triptiğin ilk konduğu kiliseyle ilişkilendirilen bir azize var, yani azize Valpurgis. Yukarıda da bazı melekler görüyoruz. Evet, Rubens bu tabloyu yaptığında kariyerinin ilginç bir dönemindeydi. İtalya'dan henüz dönmüştü ve o kadar çok sipariş alıyordu ki bu durumla baş edemeyip Antwerpen'e yerleşmeye karar verdi. Burada bir stüdyo kurdu. Pek çok asistan işe aldı. Aldığı sipariş sayısı o kadar fazlaydı ki buraya fabrika bile diyebiliriz. Çeşitli sanat hamileri için üretilen eserler arasında altar panoları, mitoloji resimleri, portreler yer alıyordu. Son olarak şöyle bitireyim. Barok üsluptaki karşı reform bu kilisenin iktidarının tartışıldığı bir dönemde izleyiciyi işin içine katan, duygusal ve fiziksel olarak onu yakalayan, maneviyatı ön plana çıkaran bu devasa eseri üretmiş oldu.